Kedi bravo. Veterine sizi güzel yetiştirmiş. Piriş o oyuncak gibi olmuşsunuz. En azından o açıdan iyi. İyi kedi bravo. Aynen. Piriş oyuncak gibi. Anladın mı? Bir sırf oyuncak, sırf kucak istiyor. Başka bir şey değil aynen. Bravo kediler. Neyden? Veterinere verdiğimiz para iyi. Öbür kedilerin yarısı vahşi. Yarısını ben kurtardım. Onlar kurtardıklarım alışkın. Ama öbür kedi burada doğanlar. Vahşi olanlar. Vahşiydi. Ama siz veterinerdekiler iyi yetişmiş, bravo. Yani dişi kedi aslında böyle olmalı, aynen. Peluş oynayacak gibi. O kedi bravo, oh. En azından veterinere verdiğimiz pansiyon parası iyi geldi yani. İyi, bravo. Değildi yani, parasına karşılığına. Peluş oynayacak. Öbür kediler de size alıştı. Yani artık öğrendi. Bir hafta sonra öbür kedi alışır gibi alışır. İki kardeş olmanız da iyi. Birbirinize destek çıkarsınız. Kediler de gruplaştı. Oldu mu? Ha. Tamam. Oldu mu kedi? Tam kedi yani. Dişi kedi gibi. Bak bu sinsi. Bak bu vahşi. Çatı katında doğdu. Burada yerleşti. Midemi bulandı. İğrenç kedi. Sinsi. Gıcık ediyor beni. Ama siz öyle değil. Yani. Bu da sizin anneniz. Onu ben kurtardım. O normal. Bravo. Bravo kedi ama bu sinsi. Bunun annesi de iğrenç. Kendisi de iğrenç. Mideyi bulandırıyor. Bak bu araya giriyor bak. Buraya mideyi bulandırıyor. Ama dişi olduğu için evden çıkarmıyor. Erkek olsaydı köpekle çıkartırdım onu. Bravo kedi. Bravo. Yani o evden çıktığı zaman kızışmaya düğün dernekle çıkartacağım o iğrenç kediyi. Sikti olup bitsin ya. 6 ay sonra. Ama bunlar ömür boyu burada. Ama bu sinsi evden çıkmaz. Sokağa bindiği için gidip saklandığı yere de bak. Bak burası gördün mü? Aferin yine. Siz veteriner sizi iyi alıştırmış. Sizden bir şey olmaz. Bravo. Siz on numara. Okey. Thank you very much. Bravo. Veteriner kedisiyle sokak kedisi. Vahşi kedi ayrımı farklı, bak burada. Olay bu. Anladın mı? Bravo.